31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti seçim çalışmalarına başladı. Peki sahada nasıl ilerliyor bu çalışmalar? Yanımdaki özel konuğumla değerlendireceğim. AK Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İstanbul Milletvekili olarak AK Parti sahada seçim çalışmalarına nasıl devam ediyor? Evet, şu an aslında bizim teşkilatlarımız, ilçe ve il başkanlığımız, ilçe başkanlıklarımız ve il başkanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde. Sandıklardaki müşahitlerin tutumunda sandık bazlı çalışmanın temellerini, esaslarını oluşturuyorlar. Mahalle yönetimlerimizi güçlendiriyoruz. Yani seçime hazır bir şekilde teşkilatlarımız beklemekte. Şu an belki genel merkez seçimle alakalı startı vermemiştir. Resmi bir start verilmedi ama bizim teşkilatlarımız dediğim gibi hem ziyaretlerinden tutun da hem de sandıktaki seçmenleri aramak, onlarla görüşmek, onlarla iletişime geçme adına çalışmalarını sürdürüyorlar. Kampanya başladığı zaman da, resmi kampanyamız başladığı zaman da biz bu yaptığımız çalışmalarla epey bir yol almış olacağız. Bu yerel seçimlerde AK Parti'de gönül belediyeciliği ön planda. Gönül belediyeciliği başlığıyla ne hedefleniyor? Aslında biz yerelde kalkınma dedik, sosyal belediyecilik dedik, şimdi gönül belediyeciliği diyoruz. AK Parti'nin bir özelliği var. AK Parti yerel yönetimlerde çok tecrübeli bir parti. Ciddi bir başarı sağlamış bir parti. Şehirlerde pek çok eksikliği aslında AK Partili belediyeler giderdiler. Bugün eğer ciddi çevre tartışmaları yapıyorsak, çevreyle alakalı partiler vaatlerde bulunuyorsa aslında AK Parti belediyelerinin geçmişte şehirlerin diğer eksikliklerini önemli ölçüde tamamlamasından kaynaklı bugün biz daha farklı şeyleri tartışıyor, konuşuyoruz. Yani bugün İstanbul'un altyapısı ciddi şekilde bitirilmiş vaziyette. İstanbul'un su dağıtım şebekesinden tutun da doğalgaz dağıtım şebekesine kadar pek çok mesele aslında AK Parti belediyeleri tamamlamış vaziyette. Dolayısıyla bu alanlarda çok sorun kalmamış. İşte atıklarla alakalı geri dönüşüm tesisleri kurmuş AK Parti belediyeleri. Orada da ciddi bir iyileşme kat edilmiş vaziyette. Dolayısıyla bunlar artık ortadan kalktığı için çok daha vatandaşın talep edeceği, çok daha hassas olduğu konular üzerine bakıyorsunuz diğer partilerde, vaatlerde bulunuyorlar. Biz artık bir aşama daha ötesine geçip bu gönül belediyeciliği dediğimiz bir konseptle bu dönem vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. Aslında AK Parti hiçbir zaman tevazuyu, samimiyeti, vatandaşla diyaloğunu kaybeden bir parti olmadı. Ve güçlü olmasının sebebi de buradan kaynaklanmakta. Ama artık bunu daha resmi bir manifestoyla, daha kurumsal bir yapı içerisine eklemek suretiyle bir kampanyaya yöneleceğiz. Biz gücünü vatandaştan alan bir partiyiz, alan bir iktidarız. Dolayısıyla vatandaş aramızdaki bu bağı, bu gücü çok daha farklı bir seviyeleri taşıyacak bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşın karşısına çıkacağız. Gönül belediyeciliği dediğimiz, kastettiğimiz aslında özetle bu şekilde ifade edilebilir. Seçim kampanyasına geçecek olursak eğer, bu sene AK Parti hem bayrakları, afişleri kullanmayacak, böylelikle de bir tasarruf sağlanacak aslında. Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Seçim kampanyasında hangi başlıklar öne çıkacak? Evet, bu önemli bir şey. Vatandaşlarımız tarafından büyük takdir toplayan bir karardı. Aslında bu bizim ne kadar çevreci parti olduğumuzu da gösterir. AK Parti çevreye çok saygılı bir partidir. Geçmiş dönemlerde aslında biz bunu bayağı bir kısıtlamıştık. İlçe başkanlıklarının, il teşkilatlarının, seçim bürolarının önünde olmasını şart koşmuştuk ama artık tamamen kampanyaların gündeminden bunun çıkarılmasını hedefliyoruz. Burada doğaya saygılı olmak istiyoruz. Doğaya, çevreye karşı saygılı bir kampanya yürütülmesini biz sağlayacağız. Bunun domino, bunun lokomotifi olarak ortaya çıkacağız. Dolayısıyla diğer partiler ne yapar eder onu bilemiyorum ama biz bu konuda net bir şekilde çevreyi rahatsız edecek, insanları rahatsız edecek, insanların hayatının gün içerisindeki yaşamlarını, yaşam konforlarını etkileyecek çalışmalardan uzak duracağız. Dolayısıyla hem insanlara normal yaşam konforlarına saygılı olacağız. Bir taraftan da az önce söylediğim gibi çevreye duyarlı bir kampanya yürüteceğiz. Bu aslında pek çok dönem bizim gündemimizde olan bir şeydi ama inşallah bu seçimle beraber bunu da Türkiye'de hayata geçirmiş olacağız. O kirliliği, o insanların bakıp da bazen öyle bir şey oluyor ki havaya bakıyorsunuz, gökyüzünü görmek istiyorsunuz, bayraklardan göremiyorsunuz. Bunun önüne geçmiş olacağız. Dolayısıyla daha çevreci bir kampanyayla vatandaşlarımızdan destek isteyeceğiz. Aslında bu aynı zamanda bizim çevreyle alakalı da neler yapabileceğimizi gösteriyor. Bir taraftan millet bahçeleri, projeleri açıklanıyor. Çok büyük alanlar, çok devasa parklar açılıyor, millet bahçeleri açılıyor. Hepsini bir araya getirdiğiniz zaman aslında AK Parti'nin bu çevreci kimliğini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirilebilir.
Peki AK Parti, vatandaşlar AK Parti'den ne bekliyor? Özellikle Cumhur İttifakı ile bir kez daha yerel seçimlere gidilecek. Ne bekliyor vatandaşlar AK Parti'den? Tabii şunu söylemek lazım. Cumhur İttifakı nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Önce bunu tanımlamak lazım. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'dan sonra milletimizin kurmuş olduğu bir ittifaktır. Cumhur İttifakı'nın arkasında 81 milyon vatandaşımızın darbeye karşı ortaya koyduğu direniş destanı vardır. Dolayısıyla gücünü Cumhur İttifakı gücünü buradan almaktadır. 15 Temmuz'la beraber Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri bir düşündüğünüz zaman aslında 15 Temmuz'da yapılmak istenen Türkiye'nin kaotik bir sürecin içerisine sokulması ve işte etrafındaki istikrarsız bölgeleri aslında Türkiye'nin dönüştürülmesi hadisesiydi. Milletimiz bunu önce durdurdu. Daha sonra da Cumhur İttifakı'nı kurarak Türkiye'de, Orta Doğu'da meydana gelen gelişmelere kayıtsız kalmadığını göstermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin gelecekle alakalı hayatiyetini ortaya koyan bir ittifaktır. Türkiye'nin gelecekle alakalı güçlü bir devlet şekli, güçlü bir ülke olarak, güçlü bir devlet olarak hayatını sürdürebilmesi için Cumhur İttifakı ortaya çıkmıştır ve Türkiye yönetilen tehditleri ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla bu ittifak, bu anlayış yerel seçimlerde de aynı şekilde devam edecektir ve vatandaşlarımızdan, milletimizden Orta Doğu'da kurgulanan bu oyunların bozulması adına büyük bir teveccüh alacağını düşünüyoruz. Çünkü Suriye'de yaşanan hadiseler sıradan hadiseler değil. Orta Doğu'da yaşanan hadiseler sıradan hadiseler değil. Arap Baharı olarak yaşanan gelişmeler sıradan hadiseler değil. Bugün Avrupa ülkelerinde yaşanan gelişmeler sıradan hadiseler değil. Orada ortaya çıkan sokak gelişmeleri sıradan gelişmeler, sıradan hadiseler değil. Dolayısıyla dünya çok çok önemli bir süreçten geçmekte, çok kritik bir süreçten geçmekte ve burada güçlü bir iradenin Türkiye'de güçlü bir irade olmazsa olmazımızdır. Cumhur İttifakı bunu sağlayacak bir ittifaktır ve göreceksiniz yerel seçimlerde de vatandaşımız güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı'nı destekleyecektir tekrar. Cumhur İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin ittifakına geçmek istiyorum. İstanbul'da önemli bir isim öne çıkmayı planlıyor CHP, Ekrem İmamoğlu. AK Parti'de de öne çıkan isimlerden aslında Meclis Başkanı Binali Yıldırım. Bu iki isim eğer aday olduğu takdirde nasıl sonuçlar olabilir sizce? Evet, yani bu ifade ettiğiniz iki ismin aday olması durumunda tabii tarafta Binali Yıldırım var. Çok tecrübeli bir isim, icracı bir isim. Türkiye'de çok ciddi hizmetleri olmuş bir isim. Proje insanı, proje adamı, İstanbul'un ihtiyaçlarını çözebilecek bir isim ve bu bilgi birikimi ve tecrübeye sahip bir isim. Şimdi aynısı hiç kişinin lafı bakılmaz diye bir söz vardır. Binali Bey dediğiniz zaman yaptığı eserler ortada, ortaya çıkarttığı icraatlar ortada. Dolayısıyla tanımlama gibi bir ihtiyacınız yok. Türkiye'de İstanbul'da tabii bir karşı karşıya kaldığımız, beklenen, tahmin edilen bir deprem sorunu var, bir deprem riski var. Dolayısıyla şehrin bu anlamdaki eksikliklerin tamamlanması gerekiyor. Depreme dayanıksız binaların sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Çürük binaların yenilenip bir depreme karşı güçlü, dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Bunu aslında veya İstanbul'un her geçen gün nüfusu artan bir şehir, dışarıdan göç almasında kendi içerisindeki artış zaten çok fazla ve biz her ne kadar metroda ciddi adımlar attıysak da AK Parti belediyelerinde, Marmaray gibi bir hizmeti merkez hükümetimiz yaptıysa da 3. Boğaz Köprüsü bir tarafında Avrasya Tüneli yapıldıysa da İstanbul'un her gün trafiğe çıkan araç sayısını düşündüğünüz zaman trafikle alakalı gelişmeleri bütün yatırımlarımıza rağmen daha fazla ihtiyaç var ve bunları çözebilecek bir isim Binali Yıldırım. Bu anlamda ciddi projeler ve icraatlar ortaya koyabilecek bir isimdir Binali Yıldırım. Dolayısıyla İstanbul'da ciddi bir katma değer, katma potansiyeli olan İstanbul'a ciddi bir değer katabilecek bir isimdir. Şehrin turizmden aldığı paydan tutun da bu an az önce ifade ettiğim alanlara kadar pek çok dönüşümü gerçekleştirebilecek bir isimdir. Dolayısıyla ben vatandaşımızın böyle icracı bir ismin, böyle proje konusunda organizasyon kabiliyeti olan bir ismi çok büyük bir halk desteğiyle İstanbul'a zaten belediye başkanlığına getireceğini düşünüyorum. Son olarak çevre kanunu ile ilgili konuşmak istiyorum. Poşetler 1 Ocak 2019 itibariyle ücretlendirilecek ve bisiklet yolları da yapılacak. Bu kanun teklifi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, tabii bu önemli bir düzenlemeydi. Özellikle çevre ile alakalı, sizin ifade ettiğiniz gibi bisiklet yolları ile alakalı yeni yapılacak olan planlarda artık bisiklet yolları zorunlu hale getirilmiştir. Hem kampanya tutun, hem millet bahçelerini yan yana koyun. Bir taraftan bu en son verdiğimiz teklifi hem komisyonda hem de genel kuruldan geçmesi
suretiyle aslında kanunlaşan bu teklifte yine AK Parti'nin bu noktadaki hassasiyetini gösteren bir tekliftir. Bakın bu poşetler 1000 yıl doğada kalabilmektedirler ve doğayı ciddi şekilde kirletebilmektedirler. Bizim derdimiz bunun tüketimini azaltmak. Yani burada bunun 25 kuruş gibi bir ücretle işte eskiden 10 tane tüketiliyorsa artık bunu 5'e düşürmek istiyoruz. 5 ise bunu 3'e düşürmek istiyoruz. Niye? Ne kadar bunu az tüketirsek, ne kadar bu konuda tasarruflu olursak, ihtiyatlı olursak, dikkatli olursak, aslında bu aynı zamanda bir dikkat çekmektir bu. Yani 25 kuruşun büyük bir karşılığı yok. Bir dikkat çekmek amaçlanmaktadır burada. Doğamızı o kadar fazla koruyabiliriz. Nihayetinde gelecek nesiller burada yaşayacaklardır. Türkiye'de yaşayacaklardır. Bizim onlara daha yaşanabilir, daha düzgün, daha güzel bir çevre bırakmak gibi bir sorumluluğumuz da söz konusu. Sadece bu değil aslında. Sadece poşet değil. Orada atıklarla alakalı mücadelede, onların bertarafıyla alakalı mücadelede, atık toplamayla alakalı sistemlerin kurulmasında verecek olan teşviklere kadar bunu kurmayanlar, firmalar ya da ilgili kuruluşlara yapılacak olan uygulamaları da yaptırımlarla alakalı alanları da düzenleyen bir pakettir bu. Türkiye'nin özellikle bu çevre konusundaki eksikliğini giderecek bir kanun olarak görüyoruz. Ve vatandaşımızın da bunun uygulanması konusunda bize destek olacağını düşünüyorum. Nihayetinde kanunları çıkarttığınız zaman toplum destek verirse bunlar çok daha iyi uygulanabilir. Ben bütün vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bu ülke hepimizin, bu çevre, bu doğa hepimizin ve gelecek nesiller bu ülkede yaşayacaklar. Gelecek nesiller ömürlerini, hayatlarını bu güzel ülkede geçirecekler. Dolayısıyla bizim onlara daha güzel bir doğa, daha güzel bir ülke bırakma adına bu çevre kanunundaki ilgili düzenlemelere vatandaşlarımız tarafından da hem destek bekliyoruz hem de bu noktadaki uygulamalarını bu kanuna uygun şekilde yapmalarını istirham ediyoruz. O zaman çok daha çevreci, çok daha yeşil bir Türkiye ortaya çıkacaktır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim yayın davetiniz için. Çok sağ olun, başarılar diliyorum. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti gönül belediyeciliği başlığıyla sahada olacak. Peki seçim kampanyasında hangi başlıklar öne çıkacak? Çevre kanunundaki son durum ne? Yanımdaki özel konuğumla değerlendirdik. AK Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş diyelim. Hoşçakalın.